Evet, madem hal böyle, Yalnızlık Bakanlığı kurulabilir diyen o isimle Üsküdar Üniversitesi Rektörü Psikiyatr Profesör Doktor Nevzat Tarhan'la konuşalım istedik. Efendim hoş geldiniz Haber Global yayınına. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi sizin şöyle de bir meşhur sözünüz var. Her gelene şu soruyu sorun: bana yalnızlıktan daha mı iyi geleceksin, yoksa bana yalnızlığın güzelliğini mi hatırlatacaksın diye. İnternette evet. Kurduğumuz dünya, sosyal medya, hangisini yapacak sizce? Tabii şimdi sosyal medyanın ve internetle yoğun bir şekilde tek ilgi odağı gibi ilgilenen kişilerin şu anda yalnızlıkla iç içeler fakat farkında değiller. Bu yalnızlık şöyle bir yalnızlık: kalabalıklar içerisinde yalnızlık ve kişi fiziksel olarak yalnız değil ama duygusal ve sosyal psikolojik olarak yalnız. Sosyal izolasyon ve psikolojik izolasyon var bu kişilerde. İnsanlarla teması azalmış, sosyal temas azalmış, duygusal temas azalmış. Tek ilgi alanları dijital dünya ve dijital bağlantılar. Böyle bir durumda da bu kişiler kendilerini yalnız hissetmiyorlar ama aslında yalnızlar ve kendilerini ihmal ediyorlar. Hatta bu ekonomik teorileri bile tartışır hale getirdi. Alışveriş davranışları değişti bu kişilerin. Yani artık belki marka alabilecekken marka merakları azaldı. Ve bu kişilerin ilginç özellikleri, teknolojiye daha çok yatırım yapıyorlar. Yani giyim kuşama değil, teknolojiye yatırım yapıyorlar. Ve ilginç bir ikinci bir özellik daha çıkıyor bu kişilerde, başladı bu. Bu kişilerin milli, dini ve ideolojik bağlanmaları zayıfladı bu kişilerin. Hayata sadece kendi dijital dünyalarında mutluluk istiyorlar. Toplum için riske girmek, gelecek için riske girmek, insanlık için riske girmek gibi bir davranış onların dünyalarında çok anlamsız geliyor. Böyle hayatın anlamını sorgulamayı çok anlamsız buluyorlar. Varoluşu sorgulamayı anlamsız buluyorlar. Böyle bir nesil geliyor. Ve bu böyle bir nesil, bu çağın vebası tabiri bana ait değil. Manchester Üniversitesi'nde BBC'nin yaptığı küresel bir çalışma var, 55 bin kişi üzerinde. Bu yalnızlık çalışması, bu çalışmanın sonuçunda geçiyor bu tabir. Bunun sinyalleri Türkiye'de de var. Bu nedenle biz bunu muhakkak ciddiye almamız neden öncülerini görerek gençleri bu koruma altına alıp farkındalık çalışması yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Hocam, sosyal medyada paylaşımlarımızın altında bir sürü beğeni var, bir sürü sosyal medyada arkadaşımız var. Ama bunlar ne kadar gerçek? Bunlar bizim gerçeklik duygumuzu da zedeliyor mu? Az önce aidiyetlerin de zayıfladığından ve yüzeyselleştiğinden bahsettiğiniz için özellikle soruyorum. Yani orada paylaştığımız görüşler, sahip olduğumuz o yüzlerce arkadaş ne kadar gerçek? Tabii onlar beğen alarak, insanlar böyle durumlarda takipçi sayısını artırarak aslında ego sörfü yapıyorlar. Yani kendilerini ego tatmini yapıyorlar. Böyle bir ego doyumuna ulaşmaya çalışıyorlar. Ve bunun sonucunda da sahte bir tatmin duygusu ortaya çıkıyor. Bu derece sosyal medyayı tek ilgi odağı haline getirebilmek ve onunla ilgili her davranışını, yediğini, içtiğini, giydiğini, spor yaparken, giyinirken, soyunurken her şeyini sosyal medyada paylaşma, bu narsizm çalışmaları var Amerika'da yapılan. Orada günde 3 defadan fazla kendi görüntüsünü paylaşmayı narsistik bir eylem olarak tanımladı. Amerikan Psikiyatri Birliği bunu tanımladı. Yani bu nedenle bu çok kişinin kendisini sergilemesinin dozu kaçtı. Yani insan hani kendisini iyi bir şekilde topluma bazı başarılarını sunabilir, bazı hayatla ilgili, gelecekle ilgili paylaşabilir ama kendini sergileme tarzındaki bir paylaşım burada sosyal medyada ciddi insanlardaki davranış değişikliklerine sebep oldu. Nasıl bir insan tipi ortaya çıkacak? Böyle durumlarda sadece kendini için yaşayan, kendine odaklı, başkalarını düşünmeyen insan tipi mi ortaya çıkacak? Yani tekrar insanlık ilkel dönemlerine mi dönüyor? Sosyal bir yapı olmaktan, varlık olmaktan uzaklaşıyor muyuz diye bu durumlar şu anda ciddi bir endişe halinde sorgulanıyor, tartışılıyor. Hatta bununla ilgili
2015'te Harvard Üniversitesi, 2018'de de Yale Üniversitesi bu insanların bu derece ve merkezi olup olmalarına karşı çözüm olarak pozitif psikoloji dersi koydular. Evet. Harvard'da çığır açan ders diye geçiyor. Yale'de Yale tarihinde en çok tercih edilen ders diye geçiyor. Harvard'da da 1504 nolu ders olarak kredili ders şeklinde açtılar. O dersin içeriğini incelediğimizde ne görüyoruz? Kişinin sosyal bir varlık olduğunu işliyor. Mutluluğun sadece kendini davranışlarına odaklı bir mutluluk değil. Başka insanların da mutlu olmasını sağlayarak mutlu olmaya yönelik paylaşımcılığın, minnettarlığın, minnettarlık eğitiminin, bağışlayıcılığın öğretildiği bizim Anadolu irfanında var olan, işte Mevlana'da var olan bilgileri bakıyorsunuz burada ders olarak koyuldu şimdi. Bütün evet. Bunun farkına varılarak yapıldı. Dünyadaki bu gidişe karşı Türkiye Milli Eğitimi bu konuda hiç çaba içerisinde değil maalesef. Yani gençler sadece değerler eğitimi vererek gençleri konferans tarzındaki ya da bazı didaktik eğitimlerle değerler öğretilmiyor. Değerler yaşanarak öğretiliyor, uygulanarak öğretiliyor. Evet. Bunlar çalışılması gerekiyor. Türkiye'de ben bu konularda uğraşan bir kimse olarak bunun endişesini hissediyorum. Bunun için sık sık vurgulamaya çalışıyorum. İnşallah politika belirleyiciler, karar vericiler bunun farkına varırlar diye düşünüyorum. Sayın Tarhan, şimdi yayına hazırlanırken de editör arkadaşım Alper'le konuştuk ve ortak bir noktamızı fark ettik. Dedik ki ikimiz de yataktan çıkmadan önce sabah sosyal medyaya bakıyoruz. Nerede ne olmuş uyurken diye. Şimdi bu artık inkar evresinden biz kabullenme evresine geçtik. Ama üçüncü evre ne yapmamız lazım bu davranış şeklini değiştirmek için? Tabii şimdi bunun farkına varmak çok güzel. Yani böyle bir durumda yani interneti bizim... teknoloji bizzat tarafsızdır. Biz amacımıza yönelik kullanırsak bize hizmet eder. Ama internet bizi kendi amacına yönelik kullanırsa bizi kullanmış olur. Hatta şu anda bakın Google'da ikna laboratuvarı kurulmuş. İkna laboratuvarında iki şey üzerinde duruluyor. Birincisi dikkatleri çekebilmek, dikkat yönetimi. İkincisi de zaman yönetimi. Dikkat yönetimi yani bir kişinin 90 saniyeden fazla dikkatini tutamazsak o kişi dikkatinin kaçtığı, kaybettiğimizi, takipten uzaklaştığını görüyoruz. Onun için dikkatini çekebilmek için o kişinin dikkat çekmeyle ilgili strateji geliştirilmeli. İkincisi de zaman yönetimi. Yani o kişiye dikkat alanını aldıktan sonra onu... nasıl devam ettirebiliriz diye autoplay gibi programlar geliştirildi. Yani kişinin isimle uygun anahtar kelimelerle onun hoşlanabileceği videolar hemen filmler önüne düşüyor ve kişi bırakamıyor bunu. Yani sizin yaptığınız gibi burada hayır deme becerisi kazanmamız lazım. Gelecek yani bu kişi bu benim için şu anda benim günümü planlamam lazım. Geleceğimi planlamam lazım. Bunu daha sonra seyredebilmeliyim. Bunu daha sonra yapabilmeliyim diyerek günü planlama becerisi olanlar, dur düşün, eyleme geç, dur düşün, yap becerisi olan kişiler burada internetin, sosyal medyanın zihinlerimizi hacklemesinden kurtarmış oluruz. Yoksa Davos'ta dediği gibi, hiç de abartılı değil orada Harari'nin söylediği, Davos'ta dediği gibi bizim zihinlerimizi böyle internet üzerinden bilgi, big datalarla bizi istedikleri alana çekecekler. Bunun için evet. Farkındalık ve dürtü kontrolü becerileri bizi rahatlıkla internetteki zevk tuzaklarından, ilgi tuzaklarından, dikkat tuzaklarından korur. Hiç zor bir şey değil bu. Zaman yönetmeyi öğreneceğiz burada. Evet. Hocam son olarak da şunu sorayım. Yalnızlık Bakanlığı ile ilgili. Şimdi İngiltere'de gördüğümüz örnek biraz daha işte yardıma muhtaç, tek başına hayatını sürdüremeyecek kişilere yardım olarak doğmuş ama bizim nasıl bir Yalnızlık Bakanlığı'na ihtiyacımız var? Tabii yani burada o bakan çalışma yapılırken başlangıç noktası ileri yaştaki yalnızlık. Fakat yaş grubunu geniş tutmuşlar. Bir de bakmışlar ki genç 16-24 yaşındaki kişilerde de ciddi bir yalnızlık oranı var. Yani yalnızlıkla ilgili soruları onlar da psikolojik ve sosyal olarak yalnız oldukları tespit edilmiş. Bunun üzerine konunun ikinci ayağı
ortaya çıktı. Gençlerdeki bu gençler bütün küresel olarak yayıldığını düşünün. Çalışan genç kalmayacak. Hatta İngiltere'de şu anda asker alma ilanlarında Birinci Dünya, İkinci Dünya Savaşı gibi ilan vererek böyle İngiltere'nin size ihtiyacı var diye ilanlarla gençleri davet etmeye, askere çağırıyorlar. Yani gençler askerlik gibi bir sorumluluktan bile kaçıyor gençler. Böyle bir dönem başladı. Bu nedenle bu zaman hız çağında yaşadığımız için biz farkında varmayız. Türkiye bu işten, bizim aile bağlarımız kuvvetli. Bize bir şey olmaz. Türkiye'de sosyal olarak daha sosyal destekler var diyemeyiz. Çünkü özellikle ailede boşanma, ilk 5 yılda boşanma TÜİK istatistiklerine göre %39'a çıktı Türkiye'de. Bu daha önceki seneye göre %100-200 civarında bir artış var. Bu ciddi bir alarm var. Yani Yalnızlık Bakanlığı 10 sene sonra tartışılıyor olacak büyük ihtimal. Yani yalnızlık ciddi bir psikososyal sorun olacak. Evet. Bunu göz ardı etmemek gerekir. Bilimsel öncüler var çünkü bu konuda. Yani şu anda bir şey olmaz bize abi gibi bir yaklaşmak bence bilimsel bir davranış değil diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Nevzat Tayhan'a. Söylediği gibi önce kabullenmemiz gerekiyor. Daha sonra da bunu değiştirmek için harekete geçiyoruz.